YouTube Aksar Radyo kanalından bir kez daha merhaba. İkinci yayınımızda görüntülü bir sohbet yapmak istedim. Her ne kadar radyo kanalı olsak da ilk olmayacağız sanırım ama biz de bu kategoride yer alalım istedim. Görüntülü radyo yayını. Bu videomuzdaki sohbetimiz anın kıymetini bilmemek, geçmişe bakıp, geçmişe aldanıp, şu anki zamanın güzelliğini yaşayamadan heba etmek. Geçmişe baktığımız zaman hepimizin çok güzel anıları vardır. Hatta fazlası var. Çok boktan geçen sıradan bir günü bile bugün geçmişe doğru dönüp baktığımız zaman özlemle, hasretle, özenerek hatırlıyoruz. Halbuki o gün çok kötü geçmiştir. O ana geri dönebilsek ne kadar kötü olduğunu hatırlayacağız. Ama geçmişte kaldığı için, geçmişten bir hatıra olduğu için biz o günü çok güzelmiş gibi, çok özlemişiz, çok özenmişiz gibi hasretle hatırlıyoruz. İşte bunun nedeni de şu anın kıymetini bilmememizden kaynaklanıyor. Şu anın kıymetini bilmek için illa hoplayıp zıplayıp efendime söyleyeyim cebimizdeki son 270 lirayı gidip zevk alacağımız bir işe yatırmak gerekmiyor. Anın keyfini çıkartmak için şu can sıkıntısı denilen insanlık var olduğundan beri tedavisi bulunamayan virüsün çözümünü kendi içimizde bulmamızdan geçiyor. Bir fincan kahveyle mutlu olabilen insan sayısı çok az. O yüzden insanlar bu kadar gergin. Tabii ki geçim sıkıntısı bu gerginliğin en başında geliyor ama yani andan alamadığımız haz bizi müthiş derecede agresif, sinirli ve depresyona doğru itiyor. Ve anın kıymetini bilememek bu hastalık %70 de şuradan geliyor. Plansız, hedefsiz, programsız yaşadığımız için. Önümüzde kesinlikle belirlediğimiz bir hedef olursa ve bu hedefe her gün küçük adımlarla da olsa ilerliyorsak bu bize bir iç huzur sağlayacaktır. Yani şu an boş geçen vaktinizi bir zaman kaybı olarak görmeyeceğiniz için, hedefe giden küçük adımlar olarak göreceğiniz için o andan bir keyif alacaksınız. Ama hedefsiz biriyseniz, ileriye dönük planlarınız yoksa ne yapacağım ben duygusu sizin bilinçaltınızda devamlı döner durur. Bu da sizi strese sokar. Stres de mutsuzluk ve gerginlik agresifliği doğurur. Bu yüzden planlı programlı yaşamak kadar güzel bir şey yok. Öncelikle planınızı belirleyin ama hayallerle planları birbirine karıştırmayın. Plan yerine hayal kurarsanız bu sefer bir gün gelir, 3 gün haz duyarsınız, boş vakitleriniz falan çok güzel geçer. Ama 4. gün gelir, o kurmuş olduğunuz, plan zannettiğiniz hayale asla ulaşamayacağınızın farkına varırsınız. Ve bu sefer 4 gün geriden daha kötü günlere gidersiniz. Daha depresif, daha depresyona yakın, daha gergin, daha agresif anlar sizi bekler. Ayrıca bu hedef, hayal ve planlar kriterlerine bir çizgi çekmemiz gerekiyor ki o sağlam adımları attığımızdan emin olalım. Örneğin 20 yıl sonra emekli olduğumda çok zengin bir hayat yaşayacağım dersen burada kardeşim bir gün tökezlersin. Bunun bir hayal olduğunu ve bunun hiç olmayacağını mutlaka bir gün fark edersin. Nedeni ise zengin bir hayat yaşayacağımın hiçbir zaman bir sınır kriteri yok. Yani senin maddi gücün arttıkça hep daha fazlasını istersin ve her zaman da daha fazlası vardır. O yüzden bu bir hayale girer. Sen net kurallara belli bir plan kuracaksın. Yani şöyle diyebilirsin, 20 sene sonra çok zengin bir hayat süreceğim değil de ben 20 sene sonra deniz kenarında bahçesi olan 2 katlı bir villada yaşayacağım. Dediğin zaman bu her ne kadar zor da olsa o ilk söylediğin hayal gibi değil, bir plan olur. İşte böyle zor da olsa planlarımız olursa arkadaşlar,
Boş vakitlerimizden keyif alırız. Hayatın bizi çok zorladığı anlarda tutunacak bir dal bulabiliriz kendimize. Ve göreceksiniz ki daha sabırlı bir insan olacaksınız. Sabırlı insan olmak demek andan keyif almayı biraz daha kolaylaştırıyor arkadaşlar. Sabırsızlık da andan keyif almayı zorlaştırıyor ve o anın kıymetini, değerini mahvediyor. Örneğin şöyle bir örnek vereceğim size. Bunu çoğu zaman ben kendim de yaşıyorum. Üstelik çok kısıtlı zamanlara, boş vakit olarak çok kısıtlı boş vakitlere sahip bir insan olmama rağmen çok heyecanla beklediğim bir şey varsa, örneğin bir futbol maçından bahsedeyim. Galatasaray'ın bir maçı varsa saat 20'de diyelim. Ben daha 17'de 20'ye kadar hani o boş vakti hepten boşaltıyorum. Yani saat 20 olsun da dünya dursun. Hayır abicim öyle bir şey yok. Yani o 3 saatimi ben rezil ettim. Şimdi örneğe örnek vermeye başladım. Biraz konumuzun dışına çıkacağız ama size şöyle bir teklifte bulunsalar kabul eder misiniz, etmez misiniz? Gözlerinizi kapatın. 20 yıl geçecek ve siz hiç yorulmadan, hiç üzülmeden, sıkılmadan 20 yılda kazanacağınız parayı önünüze koyacağız deseler kabul eder misiniz? Farz edin ki o para 20 yılda 1000 lira kenara koysan 24, 10 yılda 240, 20 yılda 480. Hadi 500 bin lirada. Üstelik de para devalüasyona uğramayacak. Yani değer kaybetmeyecek. Bugün önüne koyacaklar. Tam olarak 10 saniye içinde 20 yıl geçmiş olacak. Bu sorunun cevabına kolay kolay kimse evet ben kabul ederim diyemez. Çünkü ömründen 20 yıl geçecek ve bu 500 bin liraya değmeyecek. Velhasıl kelam videomuzun özeti bu son vermiş olduğum örnekten geçsin. Biz her ne kadar planların, hayallerin peşinden de koşsak bizim için en değerli olan şey şu anın kıymetidir arkadaşlar. Çünkü uğrunda koştuğumuz para, mal, mülk, mevki bize geçen saniyeleri bile geri veremez. Bırakın saatleri, günleri, haftaları, yılları. Düşünsenize 20 yıl geçecek hiçbir şey anlamayacaksınız. Oysa ki biz çalışıyoruz, çabalıyoruz, yoruluyoruz. Onun bunun ağız kokusunu çekiyoruz. Yine de aylık kenara 1000 lira koyamıyoruz. Yani 20 yıl yaşarsak 20 yıl sonra o parayı yine göremeyeceğiz. Ama aklın yolu birdir. Yine de biz o parayı elimizin tersiyle itiyoruz ve 20 yılı saniye saniye yaşamayı tercih ediyoruz. İşte doğru olan da budur zaten. Yeter ki o saniyelerin kıymetini bilelim. Çünkü şu an çok büyük zorluk da yaşasan 5 sene sonra şu anı düşündüğünde inan şu ana dönmek için elinden gelen ne varsa vereceksin. Bugün çok boktan bir gün geçiyor olabilir. Ama 5 sene sonra sen bugünü hasretle yad edeceksin. Güzel, sıkıntısız, stressiz, keyifli günleriniz olsun. Görüşürüz.